Son 10 yılda ekipman üretimi ve yeni enerji gibi stratejik endüstriyel kümeler yavaş yavaş Çin'in doğu kıyı bölgelerinden iç bölgelere genişleyerek Çin'in orta batı bölgesinde yeni sanayi kümeleri oluşturdu. Gece geldiğinde değişiklikler daha görünür hale geldi. Çin Bilimler Akademisi'nin araştırmalarına göre Şincan Uygur Özerk Bölgesi ve Yunnan Eyaleti'nde gecede ışık tarafından aydınlatılan bölgenin büyüklüğü 10 yılda %80'den fazla arttı. Son 10 yılda Çin'in orta batı bölgesinde bulunan birçok şehir hızlıca gelişiyor. Uydu görüntüleriyle bu belirli değişiklikleri fark edebilirsiniz. Şanşi eyaletinin merkezi Xi'an şehrinin son 10 yılda yerleşik nüfus artışı 4 milyonu aştı. Henan eyaletinin merkezi olan Zhengzhou şehri son 10 yılda yerleşik nüfus artışında ülkenin ilk 5'inde yer aldı. Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang şehrinin ise son 10 yılda yerleşik nüfus artışı 1,6 milyonu aştı. Chao Yuten ve ekibi Guiyang'da akıllı arabalar alanında bir iş kurdu. 2015 yılında Beijing'den buraya gelmeyi tercih ettiler. Chao Yuten, Guizhou, Hankes Akıllı Teknoloji Şirketi Operasyon Direktörü. Guiyang'da çalışanlara, sermayeye ve fabrikalara sahip oluyoruz. Bu yüzden işlerimizi iyice tamamlayabileceğimize ve gelecekte dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz. Çin'in güneybatısında bulunan şehir Guiyang, geçmişte çok sayıda dağ ve az sayıda yola sahipti. Buranın gelişmesi uzun süredir engelliydi ve gençler sürekli dışarıya çıktı. 2013'ten bu yana büyük veri endüstrisi temelinde büyüyen elektronik bilgi üretimi endüstri, gelişmiş ekipman üretimi endüstri ve yeni enerji otomobil endüstrinin sürekli gelişiyor olması nüfusu çekmek için mıknatıs rolü oynamaya başladı. Guiyang'daki çalışanlar, Guangdong'dan geliyorum, Beijing'den geliyorum. Buradaki girişimcilik ortamı çok iyi. Son 10 yılda ekipman üretimi ve yeni enerji gibi stratejik endüstriyel kümeler yavaş yavaş Çin'in doğu kıyı bölgelerinden iç bölgelere genişleyerek Çin'in orta ve batı bölgelerinde yeni endüstriyel kümeleri oluşturdu. Sichuan eyaleti, Suining şehri Çin'in güneybatısında yer alıyor. Burası 10 yıl önce tekstil gibi geleneksel endüstrilere dayalı bir yerdi. Son 10 yılda Sichuan ve Chongqing, İkiz şehir ekonomik çevresinin kurulması, zayıf orta bölgeyi kalkındırmak için güçlü bir ivme kazandırdı. Yeni enerjili araç üretimi gibi gelişmekte olan sektörler Suining'de yer aldı. Bugün Suining'de günde 200'den fazla araç ve 28 bin metrekare baskılı devre kartı üretiliyor. Son 10 yılda ülkenin yeni bölgesel kalkınma stratejileri, iç ve batı bölgelerinin deniz dışı, iç bölgelerini dış dünyaya açılmada önde gelen bölgeler haline getirdi. Gece olduğunda değişiklikler daha görünür hale geldi. Çin Bilimler Akademisi'nin araştırmalarına göre Şincan Uygur Özerk Bölgesi ve Yunnan Eyaleti'nde gecede ışık tarafından aydınlatılan bölgesinin büyüklüğü 10 yılda %80'den fazla arttı. Gece yanan ışıklar geçmişte Çin halkının çabalarına tanıklık ederken orta ve batı bölgelerdeki insanların daha iyi bir yaşam yaratmak için yeni umutlara yandı.